Güneydoğu'ya götüreceğiz. Güneydoğu'nun saklı cenneti Halfeti'ye gideceğiz birlikte. Tarihi şehir eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor. Kara güller, suyun içinden yükselen tarihi yapılar, muhteşem manzara. Burası Güneydoğu'nun saklı cenneti Halfeti. Bir tarafta Şanlıurfa, diğer tarafta Gaziantep. Bizse tam ortasında Güneydoğu Anadolu'nun saklı cenneti Halfeti'deyiz. Güzel manzaranın ardında kalan hüzünlü bir hikaye var aslında. 2000 yılında Birecik Barajı'nın yapımının tamamlanmasıyla birlikte Halfeti ve çevresindeki köyler suyla doldu. Bütün akrabalar, eşimiz, dostumuz hepsi tamamıyla Fırat Nehri güzergahı üzerinde yaşıyorlardı. Düşünsenize, eviniz, mahalleniz ve en önemlisi anılarınız su altında kalıyor ve sizin elinizden hiçbir şey gelmiyor. Sadece evini, tarım alanını bırakmaktan ibaret değil, aynı zamanda yaşadığın anıları da suyun altına bırakıyorsun. Tamamıyla siliniyor. Tabii baraj haberi gelince insanlar bir an ister istemez boşluğa düşüyor. Hani inanmıyor böyle bir şeyin olacağına. Zaman zaman su yükselince ne kadar inandırıcı olduğu ortaya çıkıyor. Baraj sularının gelmesiyle birlikte burada tam 36 köy su altında kaldı. O köylerden biri de Savaşan Köyü ve burada en dikkat çeken detaysa hemen arkamızda bulunan cami minaresinin suyun dışında kalması. 4'te 3'ü su altında zaten. Şu anda caminin çatısı, İleri kısımlarda köyün okulu, sağlık ocağı tamamıyla suyun altında. Minaresi gün yüzünde. Bir bölümü sular altında kalan Halfeti turizmin cazibe merkezi. Ziyaretçiler hayatın izlerini taşıyan batık kenti tekne turlarıyla keşfediyor. Halfeti büyüleyici manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Özellikle pandemi döneminde tekne turuna katılan turistlerin de ilgi odağı oluyor. Şu anda ciddi bir oranda turist çekiyor. Burada doğa ve tarih iç içe. 2009'da 1 milyon turist ağırlayan kent normalleşmeyle birlikte ziyaretçilerini bekliyor.